Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de çok e-topla işlemini kullanarak toplam alırken birden fazla şarta bağlı toplamlar aldırabiliriz. Çok e-topla işlemi birden fazla şart vererek istediğimiz bir sütundaki değerlerin toplamının almasını sağlar. Örneğin tablomuzdaki belirli aylarda belirli ülkelere yapılan satışları görüyoruz. Burada amacımız şu: başlangıç tarihini vereceğiz, bitiş tarihini vereceğiz ve bu iki tarih arasındaki bu ülkelere yapmış olduğumuz satışların toplamlarını görmek istiyoruz. Bunun için çok e-topla işlemini kullanmamız gerekir. Örneğin öncelikle başlangıç tarihimizi verelim. Tarihlerimiz 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. aylardan, örneğin 1, 4, 2014 ile 30, 4, 2014 tarihleri arasındaki Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya'ya yapılan satışların toplamını çok e-topla işlemini kullanarak bulduralım. Bunun için eşittir çok e-topla işlevi deyip öncelikle toplam aralığımızı, yani hangi sütunu toplatacağız? Önce burayı toplatacağız. Burayı seçiyorum ve F4'e basarak sabitliyorum. Çünkü aşağı doğru çektiğimde formül kaymasın. Bu aralığı toplatacağım. Bundan sonra artık ölçütlerimizi vereceğimiz, yani şartlarımızı vereceğimiz kısım geliyor. Ölçüt aralığı 1 dediği yer başlangıç tarihimiz. Yani diyorum ki şu aralıkta F4'te sabitleyelim. Noktalı virgül. Ölçütümüz şurada girdiğimiz tarih. Fakat burada büyük eşit dememiz lazım. Yoksa sadece 1'i ve 30'unu alır. Bunu da tırnak içinde büyüktür, eşittir diyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Shift 6'ya basarak K5 hücresini yazıp F4'te sabitliyorum. Noktalı virgül. Tekrar şu aralıkta ikinci olarak aralım yine burası. Ölçüt aralığı 2'nin burası. F4'e basıp sabitleyelim. Noktalı virgül. Bu sefer küçük eşit demem lazım ki 30'a 4'ten küçükleri bulsun. Benzer şekilde tırnak içinde küçük eşit, tırnağı kapatalım. Shift 6'ya basarak buradaki tarih. Bunu da F4'e basarak sabitleyelim. Noktalı virgül. Son olarak da ülke formülünü uygulamam lazım. Git Almanya'dakileri bul demem lazım. Bunun için de şu aralığı seçiyorum. Üçüncü ölçüt alanının burası. F4'e basıp burayı da sabitleyelim. Noktalı virgül deyip şuradaki Almanya'yı seçiyoruz. Bunu sabitlememize gerek yok. Aşağı doğru çektiğimizde diğerlerini de bulsun. Parantezi kapatıyoruz. Enter tuşuna bastığımızda seçmiş olduğumuz şu iki tarih arasındaki Almanya satışlarının bu kadar olduğunu görürüz. Bunları aşağı doğru çektiğimizde de o tarihler arasındaki değerleri görürüz. Bakın Fransa'ya o tarihler arasında satışımız yok. Bakalım şuradan Fransa'yı seçelim. Evet, Fransa satışları sadece 6. ayda olduğu için 4. ayda hiçbir Fransa'ya satışımız yok. Şimdi şöyle yapalım. Mesela 1-6-2014 ile 36-2014 tarihler arasındaki satışlara bakalım. Bakın burada da sadece Fransa ve Rusya'ya var. Hatta bunları seçip şuradan para birimi uygulayalım. Şöyle daha net görülsün. Mesela 1-3-2014 ile 36-2014 arasındaki satışları görelim. Bakın bu tarihler arasında da ülkelere yaptığımız satışları görebiliriz. Bunu buraya yaptırabildiğimiz gibi ayrı bir sayfaya da koymak, ayarlamamız mümkün. Hatta sabitlemeleri daha farklı şekilde de yapabiliriz.